Mersin'e selam. Uygular haram oldu. Geçtiğim bahçalar ne oldu? Edirne'den varsa, Jüpiter'den varsa, arama boyun her şey yap. Babanın izindeyiz. Kız bu kara günleri sen getirdin. Orhan babadan bağlamayı, Müslüm babadan doğramayı, Yuba'dan oynamayı, Azer babanın da temel ediyorlar. Bomba gibi eserlerimle, selenlerimle olacağım yine. Geceler geceler dediği gündeme oturdu. Şimdi sizlerle birlikte onun hayat hikayesini dinleyeceğiz, sesinden şarkılar dinleyeceğiz. Birbirinden değerli konukları ağırladığımız programımızda bugün Fatih Bulut bizlerle. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Böyle buyurun. Tabii. Güzel hangisini bir şarkıyla girelim. Sizin en çok içinize dokunan hangisiyse onunla başlayalım. Dokunan olsun. Dertli yani. Öyle başlayalım. Umut ışıkları bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar üzdüler, ezdi tükenmedik bilmez zalim geceler. Her topluma girdim ama onlar ittiler, ezdi tükenmedik bildiğim zalim geceler. Uykular haram oldu, gençliğim bak talanda oldu. Çok sevdim yalan oldu zalim geceler. Geceler, geceler, geceler yordu geceler. Geceler, geceler zalim geceler. Dokunuyordu, oynadıyordu. Çok evet. Güzel, ağzınıza sağlık. Zaten sizde bir kökten bir şarkıcılık var. Evet. Yani düğünlerde başlamışsınız. Düğünlerde. Sektöre nasıl adım attınız? Nasıl dediniz ki ben ne yapayım da gireyim yani, ne oldu? Ben sektöre, ben 20 yaşında askere gidene kadar hep babama söylemiştim şarkılarımı. Sonra babam vefat edince müzik sektörüne atıldım. Zaten düğünlere gidiyordum. Fabrikaya da gidiyordum. Fabrikalarda da çalışıyordum. Önce babama söylüyordum. Sonra aleme söylemeye başladım işte insanlara. Seviliyorduk. Sevgimiz daha çok arttı. Bakın insanların ilgi alakası, sevgisi artınca demek ki kimse kimseye bedava alkışlamaz yani. Bir şeyler var olduğunu hissettim. Bu yola girdim. Geceler yaptık işte ondan sonra. Uykularım sarım oldu. Çok ciddi dinlendi ama. Evet. Bir 315 milyon evet. Bir görüntüleme var. Aynen öyle. Ciddi bir sayı yani. Zaten o zaman viral oldu. Hem sosyal medyada hem fenomenler kullandı, düğünlerde çalındı. Aynen. Her yerde Fatih Bulut'u dinliyorduk. Aynen öyle oldu. Peki bu başarıyı siz nasıl karşıladınız? Bekliyor muydunuz? Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Zaten seviliyorduk. Bir kitlemiz vardı. Seven bir kitlemiz vardı. Bu gecelerde eklenince uykular haram oldu. Eklenince kitle kat kat arttı. Yani sevilmek çok güzel bir şey ya. Her evet. Şeyi geç. O sevgi, saygı, itibar. O beni çok mutlu ediyor. İşin öbür boyutu farklı ama itibar çok önemli. Bunu da insanlara işte açıkladığıma inanıyorum yani. Kendimi İspat ettiğime inanıyorum. Kesinlikle zaten. Aynen. O YouTube'daki görüntülemelerden belli ya. En sonunda işte Kurban Olduğum adlı eserimiz çıktı. O da şimdi gündeme çok güzel oturdu. Aynen. Yürüdü gidiyor şu an, tutamıyoruz. Aynen. Bilmeyenler için söyleyelim, Fatih Bulut aslen Kayserili. Evet. Anadolu'nun bağrından kopmuş bir insan. Aynen. Orada nasıl karşılıyorlar Fatih Bulut'u? Kayseri'de de seviyordum. Daha çok seviyorum. Tabii memleketimizi temsil ediyoruz şimdi. Her gittiğim yerde de gururla, onurla söylüyorum Kayserili olduğumu. Kayserilere de ucak dolu selam. Edirne'den varsa, Jüpiter'den varsa, ne kadar Kayserili varsa selamun aleyküm baba. Böyle bir espri yapmak istedim. Böyle şey var, bir de kliplerde de biz bunu görüyoruz. Evet. İnsanın geldiği yeri yansıtması tabii bambaşka bir tabii şey. Bunu siz hiç unutmamak lazım. Gelinen yeri unutmamak lazım. Başka var mı peki böyle şarkıların içinde bu hikayesi beni çok etkiledi dediğiniz? Bazı şeyler yaşanmadan anlatılmıyor. Anlatmaya da kalkarsak uzun hikayeler yani belki yayın etmez. Şarkıların hepsi bir noktada gündeme geldi. Evet. Ama çok sevdim, yalan oldu, kurban olduğum, içmeden oy oy oy. Bunlar dillerden çok uzun süre düşmedi. Ya unutulmayacak tabii eserler yani bunlar. Remixleri yapıldı. Torunlarımız bile dinleyebilir, öyle diyeyim. Evet evet, kalıcı eserler. Aynen, oldu. Kalıcı. İnsanlar zaten bir yerde duydu ve artık herkesin aynen diline dolandı o. Unutulmayacak bir eser oldu, evet. Bekliyor muydunuz yaparken bunu? Bu kadarını beklemiyordum dedim ya işte. Tabii burada İrem Sakın'la İrem Hanımefendi'nin de evet bu sosyal medya konusunda işte bu elit kısımlara bizi tanıtması çok faydası oldu. Yani bizim çevremizde İrem Sakı bilmiyoruz mesela, bizim şeyimiz. Biz de İrem Sakı mesela, birbirimize faydamız oldu. Evet. İrem Sakı da buradan kucaklı selamlar gönderiyorum. Sevgiler. Sosyal medyada da olsun, telefonda da olsun görüştük. Yani emekler unutulmaz ya. Yapılan iyilikler unutulmaz. Biz de hep iyilikçi oluyoruz. İyilik yapmaya gayret gösteriyoruz insanlar evet için. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
Peki kliplerde sizin bir imzanız var mı? Kliplerde Sultan Süleyman adlı eser, benim kendi eserim. Evet. Onun klibini ben yazdım, ben çizdim. Öyle dediler ya. Orada da yine bir şal var. Aynen. Kasket. Onun senaryosu bana ait. Aslında gecelerden sonra onu yapacaktım işte. Emin ellerde değildik, anlatabiliyor muyum yani? Düşünsene, bilmediğimiz bir yerden bilmediğimiz bir ortama düşüyoruz. Hani in mi cin mi bilemiyorsun yani insanları. Evet. Ona da zaman alması gerekiyor. Şimdi de çok şükür her şey yerine oturdu. Her şey yerli yerince. Sayın menajerim Veysel Bulut'la, Ahmet'imle bu yolumuzu bağlıyoruz. Yapamayacak dediğiniz bir nokta oldu mu? Böyle ya tamam ben yapamayacağım. Yok. Deyip. Gözümün gördüğü yani kafama koyduğum her şeyi yaparım Allah'ım. Yeter ki ağzım olsun, karar kılayım ona yani. O hırs var zaten. Varsın, o hareketlilik evet. Var yani Fatih aynen. Bulut'ta. Peki buradan Mersin'deki sevenlerinize müjdeleyeceğiniz yeni bir proje var mı? Mersin'de de klip çekmiştim zaten. İbrahim Cocu abim olsun, Mami abi olsun. Buraya ne zaman Mersin'e gelsem hiçbir zaman misafirperverliklerini eksik etmezler. Her buraya geldiğimde burada da klip de çektim. Burada güzel dostlarım var, güzel abilerim, kardeşlerim var. Mersin'i seviyorum. Mersin halkı da bana karşı boş değil, bunu biliyorum. Kesinlikle. Buradan beklemede kalsınlar. Yine kendi sözümüzü bize ait bir eserimizle en kısa zamanda tüm dijital platformlarda olacak. Bizi takip etmeye devam etsinler. Şarkının ismini de söyleyeyim mi? Eğer siz müjdelemek isterseniz. Söz müzik bana ait. Bir Müslüm Baba yaptı Esrarlı Gözler. Bir de Fatih Bulut yaptı Esrarlı Gözler. Tabii baba kadar olamayız ama babanın izindeyiz. Tüm damarcılara selam olsun. Fatih Bulut yenilediği ve yenileyeceği projeleriyle sizlerle olacak. Aynen, buradan çok güzel. Ben konuşamıyorum. Müjdelemiş oldu. Şarkının adını da söyler misin? Esrarlı şarkısı, Gözler. Esrarlı Gözler şarkısıyla geliyor. Buradan hem Mersin'deki sevenlerine hem Türkiye'deki sevenlerine bunu müjdelemiş olalım. Bir işten bakışına delice tutulmuşum. Esrarlı gözlerine yürekten vurulmuşum. Zaman geçmek bilmiyor, seni görmedim an. Yani bunu şey yapmak için söyledim. Niye söyledim bu şarkıyı? Ben de öyle Müslüm Baba'dan etkilenerek bir Esrarlı Gözler adlı bir eser yazdım. Onu söyledim. Buradan şöyle bir es vermiş oluruz. Belki insanlar hareketli bir şekilde bekler bunu. O zaman benim dedim ya işte Müslüm Baba'nın şarkısı böyle. Ben de ondan esinlenerek bir şarkı yaptım. Bu şimdi sadece. Şöyle şarkıyı söyleyeceğim Serif Kasım abi. Esrarlı gözlerin aklıma düştü. Sevdim olmadı, tattım olmadı. Senle olmadı yar, yar. Kız bu kara günleri sen getirdin, sabrım kalmadı ya, yar yar yar. Sen vefasız, sen vicdansız, sen hayırsız yar. Sende sevgi yok ki zalim, hani ne ara. Burada alkış gelecek. Çok güzel. Sesimiz de yorgun. Ulan izleyicilerden, sizlerden de özür diliyorum. Macizane, çıtır adam. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Aynen öyle. Ama çok güzel. Bence evet. Çok merakla bekleyeceklerdir şarkıyı. Yapacağız inşallah bu klibimiz çekildiği bir iki haftaya da bir aya da. Değil mi Sayın Menajerim? Dijital platformlarda olacak. Kliple birlikte geliyor yani. Aynen. O zaman şunu da soralım biz. Fatih Bulut kimden esinleniyor? Ya da kimi feyiz aldı? Fatih Bulut. Bak sevdiğim ben bebelikten beri benim kuşlarım vardı abla. Bir de mobilyadan teyip yapmıştım şöyle araba teyipleri. Kasetimi atardım. Ferdi Tayfur dinlerdim Ferdi abi. Ulan Ferdi babaya da selam olsun. Rahmetli Müslüm baba. Hacer Bülbül rahmetli. Cansever abla. Son sanatçımdan Metin Işıklı. Metin abim. Yani en feyiz aldığım, en severek dinlediğim. Bunların karşılığıyla da zaten bir Fatih Bulut. Yolunuza ışık tuttular yani. Aynen. Severek de dinlerdim yani. Böyle kuşlarıma yem atardım. Hele Ferdi Tayfur. Hem ağlardım hem dinlerdim. Ferdi babadan ağlamayı, Orhan babadan bağlamayı, Müslüm babadan doğramayı, Yubo'dan oynamayı, Azer babadan da temeli diyorlar. Değerli sevenler, şimdi burada sonlandırmayacağız programımızı. Yine açılıyordu aslında da. Götürüyoruz. Biraz Mersin sokaklarında, sahilinde yürütüyoruz. Fatih Bulut'la sohbetimize sahilden devam ediyoruz. Buradan Mersin'deki sevenlerimize ne söylemek istersiniz? Buradan Mersin'deki sevenlerime kucak dolu selamlar gönderiyorum. Sevgiler daim olsun, hep takipte kalsınlar. Birbirinden güzel, bomba gibi eserlerimle, sevenlerimle olacağım yine.
Her şey onlar için. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir el sallayalım o zaman. Mersin'e selam.